Sevgili izleyenler, ülkemizde 18 yaşından gün almış gençler artık aşılanmaya başladılar malumunuz. Aşı sınırı bazı ülkelerde de 12-15 yaş arası gruba kadar indi. Ancak çocukların aşı olmasıyla ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Hatta çocuk ve gençlere tek doz aşı formülü de tartışılıyor bu ara. Peki 18 yaş altına aşı yapılmalı mı? Biz de hem uzmanına sorduk hem de anne babalara. Doktorlardan tavsiye alırdım. Eğer tavsiye ederlerse tabii ki yaptırırdım. Kimi hiç düşünmeden yaptırırım dedi, kimi de biraz tereddütlü konuştu. Kendime yaptırdım ama çocuklarıma düşünürüm. Biraz tereddüt mü var? Evet var. Aileler çocuklarına korona aşısı yaptırma konusunda ikiye bölündü. Onların yaşı için bir uygun aşı çıkarsa yaptırırım. Çocuğum için galiba biraz düşünmek zorunda kalabilirim. Ama uzmanlar çocuklar da aşılanmalı diyor. Bilimsel veriler ışığında elimizdeki imkanlar el verdikçe yavaş yavaş daha küçük yaş gruplarına doğru da kaydırmak gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz haftalarda 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yana izlemişti. Ve ülkemizde aşılamanın 18 yaşa kadar inmesiyle birlikte 12-15 yaşındaki çocukların aşılanması da tartışılmaya başlandı. Bağışıklık oluşturan en düşük dozla aşılamak lazım çocuklar. Onun için de biraz elimizde veri olması lazım. Çocuklar hastalığı hafif geçiriyor ama hastalığın bulaşmasında da önemli bir etkileri var. Üstelik onlar toplumun %25'ini oluşturuyor. Yani toplum bağışıklığının kazanılmasında çocukların aslında önemli bir etkisi var. Tamam, hani bu çocuklar hafif geçiriyor ama okulda birbirlerinden kaptıkları zaman ailedeki erişkinlerin enfeksiyon geçirmesine sebep oluyorlar. Ama buna karşıt olan görüş de diyor ki zaten biz erişkinleri aşılarsak zaten çocuk taşısa da sıkıntı olmaz diyor. Ben her zaman bilimden yanayım. O yüzden gözüm kapalı yaptırırdım. Peki çocuklarda öncelik kimlere verilmeli? Öncelikle hedef kitlemiz kronik hastalığı olan çocuklar olmalı. Aşı hakkını onlara tanımalıyız öncelikli olarak. Çünkü onlar daha büyük risk altında. Grip aşısı kadar sağlıklı olduğunu düşünüyorum bunların da. Çocukların bağışıklık sistemi aşılara gençlerin ve yetişkinlerinkinden daha farklı tepkiler veriyor. Peki yetişkinlere yapılan aşı çocuklar için de uygun mu? Ya da çocuklara tek doz aşı yeterli mi? 12 ile 15 yaş arasında da hani elde ettiğimiz şu ana kadar gelen veriler, erişkin tipi aşı aynı dozla uygulanabiliyor. Çift dozla gayet iyi bağışıklık gelişiyor. %100'e yakın koruma imkanı var. O verilerden yola çıkarak da eğer elimizde fazla aşı olursa ve erişkinlerin aşılaması da tamamlanmış olursa bu yavaş yavaş 12 yaşa doğru da kaydırılabilir. Ama 12 yaş altına daha beklemek zorundayız. Evet, yaptırırız. Aynen düşünüyoruz. Tabii ki de yaptırırız. Uzmanlar 12 yaş altı çocuklar için korona aşısını henüz önermiyor. 11 yaş altı için de elimizde hiçbir veri yok. Hiç bilmiyoruz bu çocuklara hangi doz aşı yapmamız lazım, kaç doz verilmesi lazım, yarı yarıya aşı azaltılsa faydası olur mu olmaz mı bunu bilmiyoruz. Eğer ki hani uzmanlar derse ve ben de gerçekten güvenebilirsem, yani inanabilirsem olabilir, neden olmasın ki?